Ebu Umame radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ilim kadrosundan daha çok Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan hadis rivayet etmesiyle çok rivayetiyle Ebu Umame temayüz ediyor. Kabri Hımıs'ta Allah Teala onun da vasıtasıyla vesilesiyle Hımıs'ın hürriyetini nasip eylesin. Ebu Umame radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselamın asabını hayatın hangi noktalarında, hangi şubelerinde görüyorsak Ebu Umame'yi de oralarda görüyoruz. Efendimiz aleyhissalatu vesselamla sahabe bir halden başka bir hale intikal ediyor. Bir makamdan başka, bambaşka makamlara Efendimiz Aleyhisselam'la gidiyorlar, kanat vuruyorlar. Ebu Umame'yi de bazen bir halkada görüyorsunuz. Efendimiz'den öğrendiklerini rivayet ediyor. Cihad meydanlarında bir mücahid olarak görüyorsunuz. Bazen bir kavme davayı İslam'ı tebliğ ederken Ebu Umame'yi görüyorsunuz. Radıyallahu anh. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna gittim. Dedim ki Ya Resulallah biz cihada gidiyoruz. Mübarek ellerini kaldırsan da Allah Teala... Ebu Umame'ye şehadeti nasip etse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahümme sellimuhum ve gannimhum. Ya Rabbi bunlara selamet nasip eyle. Selametle dönsünler, ganimet onlara ihsan eyle, ikram eyle diye dua etti. Efendimiz Aleyhisselam'ın duasından sonra, فَغَزَوْنَا فَسَلِمْنَا فَغَنِمْنَا Muzaffer olduk, selametle, ganimetle biz Efendimiz Aleyhisselam'a Medine'ye döndük. Efendimiz öyle dua ettiler. Onlar şehadeti istedi ama Efendimiz yaşasın dedi. Çünkü yaşayacak ki farklı iklimlere gidecek Ebu Umame. Hımıs'a gidecek. Hımıs'ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı hadisle dolduracak. Allah Resulü'nü Hımıs'ta anlatacak. İslam'ın önündeki engelleri kaldıracak. Ebu Umame yaşayacak ki insanlar İslam'la yaşasınlar. İslam'la hayat bulsunlar. Efendimiz Aleyhisselam onlar şehadet istiyorlar. Allahümme sellimhum, Allahümme sellimhum diye Efendimiz onlara hayatta kalıp İslami mücadeleye devam etmeleri noktasında dua ediyor. Peki oradan dönüyorlar sonra Efendimizin huzuruna çıkıyor. Diyor ki ya Resulallah Murni bir amelin, bana bir amel emresen onu yapsam hani dünyalıklar da var, sahabenin hayatı değişiyor, hayat standardı değişiyor. Maddi imkanlar var, olanaklar var. Bana bir ibadet emresen ya Resulallah, işte halimi görüyorsun, durumu görüyorsun, beni bütün bunlardan muhafaza etsin, istikametime zarar vermesin ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Aleyke bis savmi buyurdu. Fe innehu la mislele. Aleyke bis savmi fe innehu la mislele. Oruç tut. Nafile oruçlar tut. Allah'ın inayetiyle oruç gibi nefsine hakim olacak. Nefsini zapt edecek, rapt edecek başka bir ibadeti yok. Ebu Umame'yi sonrasında anlatıyorlar. Diyorlar ki evine giderdik ya da o bizim evimize gelirdi. Çarşıda, pazarda olurduk. Ebu Umame mutlaka oruçlu olurdu. Hanımı da onun gibi. Yani Ebu Umame gibi o da sürekli oruç tutardı. Savaştan dönüyorlar, ganimetleri var. Makamları var, iktidarları var, rütbeleri var. Efendimiz de diyor ki ya Resulallah benim halime uygun bir ibadet emretsen aleyke bir savmi buyuruyor. Oruç tutacaksın. O halde kardeşlerim hani makam, mevki, rütbe. Müslümanlar bunlarla imtihan edilince Bakıyorsunuz hayatlarında değişiklikler var. Ciddi değişiklikler görebiliyorsunuz. Bunlara şahit olabiliyorsunuz. Alıyor adam yüzünü gerdiriyor. Saçında beyazlıklar var. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki اِنَّهُ nurul mu'min Müslümanın nurudur saçındaki o beyazlar. Sakalındaki beyazlıklar nurudur Müslümanın. Alıyor onları boyayla kamufle ediyor. Yani bu cihad için yapsa karşı taraf bunu genç görecek. Orada cevaz var, onun için yapabilir. Ama amaçlar farklı sanki. Eskiden belki sakalları vardı, onları kesiyor. Daha dar pantolonlar giriyor. Yüzünü, cildini vesaireyi değiştiriyor, operasyonlar yapıyor. Niçin bunları yapıyor? Arabasını değişiyor, evini değişiyor. İşte o ganimet, onun dünyasına, makam onun dünyasına girince, onu oradan alıp başka bir yere götürünce artık Allah rızası ikinci sırada kalıyor kendi için, dünya için, makam için, mevki için, rütbe için çalışmaya, onun için koşmaya başlıyor. Efendimiz ve Vesselam oruç tut diyor. O kardeşlerim hepimiz oruç tutalım ama dünya ile daha sıkı ilişkileri olanlar, onlar da oruç tutsunlar. Yani nefislerini terbiye edeceklerse, o saçlar, o başlar, o arabalar, o elbilele, elbiseler oralardan o, o halde cennete gidilmez. Evleri, arabaları, kadınları değişerek cennete gidilmez. Cennete gidişin yolu nefsimize hakim olmaktan geçer. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Umame'ye Aleyke bi savmi Oruç tutacaksın, nefsini ayaklarının altına alacaksın. Ebu Umame radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ashabı, hayatın diğer hangi şubelerinde varsa o da oralarda var demiştik. Tebliğ yapıyor. Efendimizden aldıklarını kime gittiyse onlara anlatıyor. Kendi kabilesine gidiyor Ebu Umame radıyallahu an. Onları İslam'a davet ediyor. Diyor ki, ene rasulu rasulillahi. Ben Allah Resulü'nün elçisiyim size geldim Müslüman olun diye. Peygamberi anlatmaya geldim. Bilal'i anlatmaya, Ammar'ı anlatmaya, Yasir'i anlatmaya geldim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmek insan hayatını nasıl değiştirir onu anlatmaya geldim. Yani size insanlar geliyorlar işte din anlatıyorlar. Hayatınızı değişin diyorlar. Bu sistem insanı sömürüyor diyorlar. Buradan ahirete, buradan Allah'a, onun rızasına, rıdvanına ulaşılmaz diyorlar. Yani bu esaslı cümlelerle karşınıza çıkıyorlar. Ya reddediyorlar işte Ebu Umame radıyallahu anh efendimizi kovuyorlar. Yemek vermiyorlar, su vermiyorlar. Çöllere açılıyorlar. Kredi kartları yok. Yani kredi kartını Müslüman alması, taşıması caiz mi? O farklı bir konu da oraya girmeyeyim ben. Şimdi böyle onların ceplerinde paralar yok ya da dinlenme istasyonları da yok. Çöllerde gidiyorlar, vur havur şu kadar mesafeyi yolu kat ediyorlar. Gittikleri yerde buldukları insanları İslam'ı anlatacaklar. Ebu Umame de gitti, yanında kimseler yok, ekmek vermediler, su vermediler. O halde dönüyor. Fakat ilmin, İslam'ın izzetini çiğnetmem adına onlara da bana ekmek verin, su verin, açım şuradan şuraya gitmeye mecalim yok demiyor. Giderken bir yerde yığılıp kalıyor, uyuyor rüyasında. Birileri geliyorlar, ona süt ikram ediyorlar. Onu içiyor, uyandığı zaman karnına bakıyor ki Allah Teala ona ikram etti işte. Yani o kadar mucizeler, o kadar kerametler gördü bu dünya. Ebu Umame radıyallahu anh Efendimiz için de rüyada bu keramet hali zahir oluyor. Sonra o kabilesi diyorlar ki, biz Ebu Umame'yi biliriz. Bu milletin, bu kavmin en şerefli, en kıymetli, en aziz adamıydı Ebu Umame. Kaybettik biz bunu. Gitti peygambere iman etti. Ama bu halde de gönderilmez ki insanlık var. Ekmek vermeden, su vermeden çöle insan salınmaz ki dediler. Vicdanları onlara harekete geçirdi. Çölde Ebu Umame'yi arıyorlar. Bir yere geldiler baktılar ki Ebu Umame oraya yığılmış. Ama aç bir hali de yok. Ebu Umame'ye diyorlar ki bu ekmeği, bu suyu, sütü sana getirdik. Bunları sana ikram etmek istiyoruz. Ebu Umame <laughs> radıyallahu anh. İnna Allaha at'amani ve sakani. Rabbim bana ikram etti. Rabbim bana sular, Rabbim bana yemekler rüyada ikram etti. Bakıyorlar haline. Aç hali yok Ebu Umame radıyallahu anh'ın. Onu o halde görünce çölün ortasında aç Ebu Umame'nin tok halini görünce ki bedeninden de o hal zahir oluyor, hepsi orada Müslüman oluyorlar. Hani bazen siz o halleri kerih görebilirsiniz. Aç kalmayı, ümmetin fakirliğini, fakru zaruretini ama o fakru zaruret halleri belki insanların hidayetine vesile olurlar. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü hayattayken ondan sonra da aleme yayıldılar. Fas'a kadar, İstanbul'a kadar, Endonezya'ya kadar yakın yerlere kadar ya da oraların gittiler. Efendimiz e anlattılar. Kimseden ekmek istemediler. Allah için su verin demediler. Heybelerinde neler varsa onlarla gittiler. Kenarda, köşede, tenhalarda kaldılar efendimiz e anlattılar. İnsanlar onların izzetine hayran kaldı, yürüyüşlerine hayran kaldılar. Ayaklarındaki yırtık çarıklara hayran kaldılar. Kıyafetlerine, yamalı cübbelerine hayran kaldılar. Sizi bu hale getiren peygamberin davasına iman ediyoruz dediler. Ömer gibi bir devlet adamı gördüler. İran'a, Mısır'a hükmediyor. Onun askerlerine baktılar. Yamalı, yamalı elbiselerle yürüyorlar. Miferleri bile yok başlarında. O hale baktılar. Bunların derdi dünyayı sömürmek değil dediler. İktidar değil dediler. Bunlar hakikaten bizi dünyadan, şu cehennemden, tuğyandan çekip alıp kurtarmak için geldi dediler, iman ettiler. Ebu Umame radıyallahu anh Efendimiz'de de aşçılıkla beraber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın davasına, tebliğde ne kadar muvaffak olduğunu görüyoruz. Onun için bu davaya hizmet etmek için, yani şurada akademik kariyere sahip olmak... Şurada siyasi manada şu rütbeye haiz olmak gerekmiyor kardeşlerim. Aç olursunuz, ekmeğiniz, suyunuz yok. Çölde yürümeye mecaliniz yok. Sizi kovanlar gelirler yanınıza. O halde o izzetiniz onların nazarında öyle mahyalaşır, öyle abideleşir ki orada onlar Müslüman olurlar. İşte Ebu Umame bu hadisin rabisi onu o haliyle görüyoruz. Efendimizle beraber Ondan alıyor, aldıklarını tebliğ ediyor. İnsanlar onu dinliyorlar diyor ki onlara Bellihu anni, bellihu anni ma semi'tum. Benden ne aldıysanız, ne işittiyseniz benim adıma değil. Ebu Umame'de bir şey yok diyor. Ama Ebu Umame Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan size neyi aktardıysa Bellihu anni ma tesma'un. Neler işittiyseniz Onları alın siz de gidin evinize, kabilenize, mahallenize Hazreti Muhammed Aleyhisselam konuşuyor diye Ebu Muhammed'den aldıklarınızı götürün. Kendi hususi dünyasında ibadetleri var, gece namazları var. Fakat Asab-ı Kiram gibi o da Ebu Muhammed'e nafile ibadetlerin hususi dünyada evin bir köşesinde yapılmasına özel ilgi, alaka gösteriyor. Bir gün Mescide geliyor, birisi secdede ağlıyor. Kendinden geçmiş hafakanları var. O halde feryatlar, dua cümleleriyle beraber secdeden geliyor. Diyor ki, keşke bunları evinde yapsaydı. Yani evinde olsaydın da evinde ağlasaydın. Neden evinde olsaydın, evinde ağlasaydın diyor. Onu tanıyor orada ağlayanı. E, evinde bu halde olsaydın. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı Ayşe annemiz bize anlatırken... Diyor ki Efendimiz bir gece benim evime gelmişti, benim evimde kalıyordu. Nöbet bizdeydi, bizim evde kaldı. Gecenin bir vakti olunca dedi ki, ya Ayşe bana müsaade etsen de kalksam Rabbime ibadet etsem. Efendimiz Aleyhisselam kalktılar, namaz kılıyorlar, ağlıyor. Gözünden yaşlar boşalıyor, sakallarına baktım, sakalları ıslandı. Sonra mübarek göğsüne baktım, mübarek göğsü. Efendimiz Aleyhisselam'ın namaz kıldığı yere baktım, Hatta beka bukaen o kadar Efendimiz Aleyhisselam ağladılar ki bellel arda göz yaşları yeri suladı. Yere bakıyorum Efendimiz ağlıyor namazda göz yaşları toprağı ıslatıyor. Evimiz Efendimizin namazda göz yaşlarıyla beraber çamur haline geldi. O kadar ağladı ki ta Bilal bin Rebah evimizin kapısına gelip de sabah namazını haber verene kadar. Efendimiz seccadesinin üzerinde ya da toprak zeminin üzerinde namaz kılıyor, ağlıyor. Bilal bin Rebah o halde Efendimiz Aleyhisselam'ı görünce, ''Sen de mi ya Resulallah?'' dedi. ''Sen de mi ağlıyorsun yani bu haline? Sen gözyaşı döküyorsan bizim halimiz nice olur?'' deyince, Efendimiz ''Efelâ kûn abden şekûra'' Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı buyurdu. Sonra inne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari li ayati lil ulil albab. "الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم" ayet buraları sonuna kadar ikmal etti. Yani bu ayet bana geldi diyor. Bu ayetler bu gece bana nazil oldu. Efendimiz onlara bakıyor, ağlıyor. "Inne fi halqis semawati vel ardı" yerlerin ve göklerin yaratılmasında vaktilafil leyli ve nehar <laughs> gündüz ve gecenin gidip gelmesinde kısalmasında uzanmasında la ayatil lulil elbab akıl sahipleri için şu kadar hikmet var şu kadar ayet var bunlara baksalar onlar bütün varlıklarıyla iman edecekler teslim olduk ya rabbi diyecekler fakat bunu diyebilmek için kardeşlerim, ellezine yezkurun Allah bu akıl sahiplerinin sıfatı şu. Onlar yezkurun Allah'a kıyamen ve ve ala junubihim. Ayakta oturarak yanları üzerinde yattıkları her hallerinde Cenab-ı Hakk'ı tesbih edecekler, onu zikredecekler. İşte Ebu Umame de efendimizden bunu görüyor. Evinde Allah Resulü Aleyhisselam namaz kılarken yalnız başına alıyor. Fakat mescitte efendimizin o mustakim kıraatları var, kendinden emin kıraatları var. Ama evine çekildiği zaman kendini tutamıyorlar, orada gözyaşlarına boğuluyor. O halde makbul olan kardeşlerim, milletin huzurunda ağlamak değil, kenara, köşeye çekildiniz. Bütün insanlar uykuda, bütün insanlar gaflette olduğu bir zamanda siz o zaman Rabbinizle baş başa, o halde kendinizden geçiyorsunuz ki gözyaşlarınızı tutamıyorsunuz, onlara hakim olamıyorsunuz. O halde gelen gözyaşlarının içerisinde riya yok. Onun için Ebu Umame radıyallahu anh secdede ağlayan o sahabiyi görünce, Müslümanı görünce evinde ağlasaydın diyor. Evinde bu gözyaşlarını dökseydin. O haliyle kenar kenar köşe köşe dolaşıyor. En son Hımsa geliyor. Hımsa halkalarda, rahlelerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini anlatıyor. Ölüm vakti gelince Said el-Ezdiye diyor ki, emri hak yaklaşmıştır. Artık ölüm meleğinin kapıdan içeriye girmesi anlık. Gelince şunu yap. Efendimiz aleyhisselam buyurmuştu ki, ölüm meleği gelir. Ölüm meleği sizden birisini alır. Sonra onu kefenler kabre koyunca, üzerine toprağı tesviye ettiğiniz, toprağı düzeltince arkadaşınızın baş tarafına gelin. Orada ona ey falan kadının oğlu falan diye hitap edin. Taberani rivayet ediyor. Falan kadının oğlu falan diye rivayet edin. Sonra ona hatırlatın deyin ki dünyadan nasıl çıkmıştın? Efendimiz Aleyhisselam'a iman ediyordun. Cenab-ı Hakk'ı Rab olarak, İslam'ı din olarak kabul etmiş. Efendimiz Aleyhisselam'a iman etmiştin. Ona telkinde bulunun diyor. Efendimiz bunu vasiyet etmişti. Ben de şimdi sana söylüyorum diyor Said el Ezdi'ye. Vefat edince üzerime toprağı serersiniz, baş tarafıma gel. Ey falan kadının oğlu falan de Ebu Umame de... şimdi birazdan Münker Nekir gelecek de bana hatırla dünyadan nasıl çıkmıştım o halimi bana hatırlat diyor Ebu Umame radıyallahu an. İşte o sahabi hayatın her alanında her şubesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davasını tebliğ ederken, cihad ederken, insanlara hakkı hakikati anlatırken o halde görüyoruz. Cenab-ı Hak onun yoluna, onun davasına bizleri varis kılsın inşallah.